İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Kaprahamyan ile röportaj. Ermeni halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma etkinlikleri. Türkiye Osmanlı ordu bayraklarının iadesi talebiyle Rusya'ya dava açtı. Senatör Menendez Ermeni tutsakların iadesi konusunda ABD'yi Azerbaycan'a baskı yapmaya çağırıyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Arsak'ın mayın temizleme çalışmalarına Birleşmiş Milletler'in yardım talebine yanıt vermeyeceğini söyledi. The National Interest dergisi İlham Aliyev'i Saddam Hüseyin ile karşılaştırdı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na destek. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan Ermenilere yönelik soykırımın sebeplerini anlattı, o dönemin belli olaylarını analiz etti. Özellikle Ermenilere karşı uygulanan soykırımı bir insanlık suçu olarak nitelendirdi ve soykırımın Ermeni değil Türk olduğuna dikkat çekti. Ve biz ifadeleri açıklarken bir hata yaparsak kendi öz topraklarında yaşayan Ermenilere karşı ne olduğunu gerçekten anlayamayız. Devlet Başkanı Abraham Yann konuşmasına devamla soykırımın 1915'te başladığına karar verenlere değindi. Aslında devletin organize ettiği Hamidiye alaylarının 1894-1896'da Ermeni nüfusunu katlettiği ve 1906 yılına kadar sürdürdüğü bu politikayı öne sürdü. Abdülhamit'in işlediği katliamların gerçekliğini ispatlayan pek çok kanıtlar var. Hatta farklı devletler tarafından hazırlanan muhtıralar var. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı 2. Arsal Savaşı'ndan söz ederek bunun Ermenilere karşı işlenen soykırımın bir devamı olduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları olan saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, bu yılın 24 Nisanında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek Ermenilere karşı uygulanan soykırım anısına adanan etkinliklerin listesini sizlere sunuyoruz. Paris saat 11'de Kanada Meydanındaki Gomidas Anıtının önünde, Lyon saat 11'de Anthony Poche Meydanındaki Anıtın önünde, Marsilya saat 11'de 12. bölgedeki Memorial Park'ta anne ve 4 oğlu anıtının önünde. Dragonian saat 17'de. Alle Dazemag'da Hayastan adlı anıtın önünde. Mandeliye saat 11'de Ermenistan meydanındaki Anma Haçkarı'nın önünde. Antip saat 15'te Kasım 11 Caddesi Marişo anıtının önünde. Yerevan saat 11'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı Dizer Nagapert yakınında. Türkiye, Rusya'dan Osmanlı bayraklarının iadesini talep eden Şerefi Yad Edin sloganıyla Rusya aleyhine dava açtı. Deli Sabah'ın haberine göre 8 Nisan'da Türk amatör tarihçi yazar Ümit Topal Türkiye'nin Batı Ermenistan'ın doğusundaki Karin Erzurum ilinde 1. Dünya Savaşı sırasında Rus askerleri tarafından ele geçirilen 9 sancağı ve Karin ili Basen ilçesinin sancağını geri alma talebiyle Rusya aleyhine dava açtı. Davacı Karin Erzurum en son Şubat 1916'da Ruslar tarafından işgal edildiğini, bu sırada bir takım tarihi ve kültürel değerlerin yok edildiğini ve yukarıda belirtilen bayrakların çeşitli değerli eşyalarla birlikte çalındığını iddia ediyor. Topala göre bayraklar şu anda St. Petersburg'daki ünlü Ermitaj Müzesi'nin depolarında. Ümit Topal, bayraklar Türk ordusunun, Türk milletinin şerefidir. Bunları ülkemize geri getirmek için herkesten destek bekliyorum dedi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti bu konuya değinerek bir değerlendirme yaptı. Aşağıda sizlere sunuyoruz. Bu amatör Türk tarihçinin Batı Ermenistan'ın başkenti olan Karin Erzurum yakınlarında 1916'da yaşanan çatışmalara atıfta bulunan bir meseleyi gündeme getirdiğini hatırlatalım. 29 Aralık 1917'de Lenin tarafından yayınlanan bir kararname ile Rusya, Türkiye Ermenistanı, Batı Ermenistan'ın Ermenilerinin bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderlerini tayin hakkını tanıdığı ve 1918 yılında Ermeni Karin Erzurum Türkiye'ye iade edildi. Bu amatör tarihçinin söz ettiği Türkiye Cumhuriyeti savunma ve dışişleri bakanlarınca sunulacak belgeleri ve hukuki dayanıklarını da görmek isteriz. Rusların ele geçirdiği ganimetler arasında Ermeni ulusal kültürünü temsil eden Ermeni halkına ait tarihi eserlerinde bulunduğunu ve Türk amatör tarihçinin bunlara karşı herhangi bir hırsının olmaması gerektiğini de ayrıca hatırlatırız. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez 15 Nisan'da Ermeni savaş esirleri de dahil olmak üzere Ermeni halkıyla ilgili önemli konuları gündeme getirdi. Armen Press Amerikan Ermeni Kongresi'nin yaydığı mesaja atıfta bulunarak Menendez'in Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş esirlerini serbest bırakması için Azerbaycan'a baskı yapılması gerektiğine dair yaptığı açıklamasını duyurdu. Menendez, Ermenistan, Azerbaycan ve Arsah Dağlı Karabağ'ın sorunları üzerinde yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum ve geçen yıl yaşananlar bölgedeki birçok kişi için oldukça trajikti dedi. Açıklamada Senatör Menendez, ABD'nin Artsah'a insani yardımının önemini ve aciliyetinin yanı sıra Artsah Dağlı Karabağ'daki evlerinden edilmiş Ermenilere yardım sağlaması ihtiyacından da bahsetti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı General Sergey Shoigu tarafından Cuma günü Zvezda TV kanalında yayınlanan açıklamasında Rusya'nın Artsah'ın mayından arındırılmasına Birleşmiş Milletler'in katılma teklifine yanıt vermedi. Şoygu Kasım ayında tüm bunlar olduğunda onları artaha davet etmek için Birleşmiş Milletler mayın temizleme merkezine başvurduk. Bütün alan mayınlı. İnsanlar oraya geri dönemiyor. Peki kim geldi? Henüz kimse gelmedi." dedi bakan. Şu ana kadar sadece Rus mayın temizleme uzmanlarının olay yerinde çalıştığını vurguladı. Bakan, orada Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığına bağlı uzmanlar ve yerel mayın temizleme uzmanları çalışıyorlar ifadesinde bulundu. Amerikan dergisi The National Interest, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle Bakü'de açılan Savaş Ganimeti Park Müzesi hakkında geniş çaplı bir makale yayınladı. Armin aktardığı habere göre köşe yazarı Michael Ruben, İlham Aliyevi eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile Bakü'de açılan Savaş Ganimeti Park Müzesi'nde Bağdat'ın Kadisiye Kılıçları adlı zafer takı ile karşılaştırdı. Makalenin yazarı orada hiç askerlik yapmayan Aliyev askeri üniformalar içinde yürüyerek Ermeni askeri teçhizatını, Ermeni askerlerinin mumdan yapılmış kuklalarını sergiliyor. Bakü Savaş Ganimeti Park Müzesi'nin ana unsuru öldürülen ve esir alınan Ermeni askerlerinin miğferlerinden yapılmış takıdır. Azerbaycan'ın Ermeni savaş esirlerini ve yasa dışı kaçırdığı sivilleri orada tutması o insanların orada öldürülme riski taşıyan gerçek serginin tatsızlığının bir kanıtı diye anlattı. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan birlikte geleceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğini bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Los Angeles Ermeni Halk Enstrümantal Orkestrası'nın seslendirdiği Ermeni Halk Şarkısı Dapni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.